crashing out the sky, falling one by one. Herkese merhaba, ben Caner. Bugün 2005 model Renault Modus ile birlikteyiz. Halit abinin bir önceki aracı bu. Ne zaman B segmenti bir araç incelesek Halit abinin Renault Modus'tan bahsettiğini görüyoruz. Bu MPV platformunda bir araç, çok amaçlı otomobil olarak geçiyor. Ama boyutlarına baktığımız zaman da B segmentteki araçlarla eşdeğer olduğu için B platformunda değerlendirilebilir. MPV dediğimiz genelde otomobil, binek araçlı, minibüs karışımı oluyor arkadaşlar. Bu da Renault Senior'in, yani abisinin bir küçük sınıfında yer alıyor. Aracımız 1.4 benzinli, 72 kW, 127 Nm torku var. Küçük bir araç, evet güçsüz gibi duruyor gözükebilir ama 11.2 saniye civarında bir 0-100'ü var. Sınıfına göre değeri oldukça iyi. Baktığımız zaman Renault Kroni'yi direkt gözümüze çarpıyor burada. Kaputta ve tavanda arkadaşlar güneş yanığı var. Onları görüyorsunuz. Aracın önüne baktığımız zaman böcek bakışlı burada sinyalleri var. Yukarıda tepede yer alıyor. Farlarımız 2005 kaç yaşında oluyor? 16 yaşındaki bir araca göre farlarımız solmuş. Bunların fırınlanıp zımparalanıp parlatılması gerekiyor. Tabii ki yaşına göre buradaki plastikler de matlaşmış. Belki bunları da fırınlatmak gerekebilir. Ön hattı bu şekilde. Güzel. Yandan baktığınız zaman da hafif kıçına doğru giderken böyle spor bir tasarım var aracın. Kutu şeklinde ama spor hatları var. Tekerleklerine bakalım. Goodyear Eagle Sport tekerleklerimiz var. Ebatlarına baktığımız zaman 185-60-15 inç bir çapı var tekerleğimizin. Lastikler yeni. Yeni değiştirmiş herhalde. Ben aldım. Benim aldığım lastik. Şu an senin iş arkadaşın değil mi bu araç? Evet, aracı verdiği için Fahri abiye de teşekkür ediyoruz bu arada. Ekspertize soktum arabayı. Alırken mi? Tabii. Benden al diye gerek yok. Ekspertize sokmadan Halit abiden gözü kapalı almış arabayı. Tavanda da güneş yanığı var burada arkadaşlar. Kronik olduğunu söylemiştim. Boyatmamış orijinalliği bozulmasın diye. Aslında boyatılabilir. Aslında bu boya takıntılarını biraz hani bunları belgeleyip aslında artık boyatılması gerekiyor bence. Piyasada çok fazla bu şekilde araç var. Yani boyatılabilir aslında ama karışık bir piyasa. O konuya girersek hiç çıkamayız. Burada rüzgarlıklarımız var. Elciklerimiz siyah, plastik. Burada yine krom bir detay yok. Plastik çıtalar var burada. Dikiz aynalarımız yine plastik arkadaşlar. Arka tarafa bakalım. MPV platformunda olduğumuzu aracın arkasına geçer geçmez görüyoruz. Çünkü şurada diğer tarafta göreceğiz. Şurada var koltuğun ileri geri ayarını yapabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu daha önce Fiat 500'de görmüştük hatırlarsanız. Arkadaki oturma mesafesini ayarlayabiliyorsanız size hafif bir minibüste olduğunuzu hissettiriyor. Bu arada rahat. Yaylanması çok sırtlıkları iyi. Sırtlıkları biraz dik fark edersin. Halit abinin dediğine göre sırtlıkların dik olması yolda yoruyormuş. Ama rahat duruyor. Yaylanması falan güzel. Şurada bardaklığımız var. Güzel düşünülmüş. Şuraya 1 litrelik su koyabilirsiniz. Bu araç en fazla 4 kişilik gibi. Ortaya 1.30'da şaft tüneli yok burada ama biraz da sıkış tıkış olabilir. Küçük bir araç. Senin o söylediğini yedirteceğim sana. Öyle mi? Evet. 5 kişi sığar mıyız? Evet. Tamam, Halit abi kızdı. 5 kişi sığabiliyormuşuz. Bakacağız. Buralarımız arkadaşlar herhangi bir tuşu yok. Boş paket değil mi? Evet ama dolularında da yok zaten. Hı hı. Arkadan baktığımız zaman spor, yine öndeki far hatlarına benzeyen stoplar var burada. Yuvarlak ve yukarı konumlandırılmış. Burada yine stop lambamız var. Arka cam sileceğimiz, Renault amblemi ve Modus yazısı. Plaka ortada. Çerçeve kullanılmamış plakada. Şöyle ışıklarına bakalım. Sinyalleri bu şekilde yanıyor kilitleyip açtığımız zaman. Halojen sinyal lambalarımız var. Normalde sinyaller dışa doğru konumlandırılır. Bunda ortada yer alıyor biraz. Evet. Bakalım bagaja. 300 litreye yakın bir bagaj hacmi var. Sınıfına göre çok geniş değil. Halit abi piyasa mı yaptın sen bunda? Tesisatlar da söküldü. Şurada kabloları var zaten. Hmm. Görürlerse yani diğer şurada amfi delikleri falan var. Onlar benden yani. Bagaj hacmi 300 litreye yakın. Az önce arka tarafın biraz dar olduğunu, en fazla 2 kişi olabileceğini söylemiştim. Takipçimiz de selam veriyor artık. Olabilir abi. Az önce arka tarafın 2 kişilik olduğunu, yani aracın en fazla 4 kişilik olduğunu söylemiştim. Halit abi hemen kızdı, müdahale etti. Şimdi kendisi bana göster, size anlatacağım. Bagajdan bu şekilde ön tarafın bastırıp ayarını yapabiliyoruz. Evet, hem bagajı büyütmüş oluyoruz. Arka tarafa geçtiğimiz zaman da buradan koltuğu arkadaşlar, buradan koltuğu şu şekilde çekiyoruz. Ortada bir boşluk açılıyor. Yani oturma mesafesi genişlemiş oluyor. Şurayı indirdiğimiz zaman da ortaya bir kişi poposunu yerleştirecek oluyor. Ondan sonra araç normal bir binek otomobil seviyesine geliyor. Bagajı da genişletebiliyorsunuz. Tabii bu ayarları siz kendiniz manuel olarak yapıyorsunuz. Artık ihtiyacınıza göre konumlandırabilirsiniz.
Malzeme yumuşaklığından bahsedelim. Pandizotumuz burada güçlü ve yükü ipe binmiyor. Şuralardan desteklendiği için sonradan kopma inme muhabbeti olmayacaktır. Buraya hafif eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bagaj zemini yine burada yumuşak malzemeyle kaplanmış. Altında stepne var mı? Var tam boy. Ama Renault'larda altta olur. Evet. Altında stepnesi var. Buraya BitSelf ses yalıtımı yapmışsın. Muhtemelen sen yaptın. Ben yaptım. Kapılara kadar var içeride. Evet, güzel. Araç zaten çok sessiz. Şimdi sürüşe geçtiğimiz zaman arkadaşlar benzinli Renault motorunun sessizliğini göreceksiniz. Önceki videomuzda Kangoo'yu çekmiştik. Şu pozu vermiştim. Kangoo bayağı büyük bundan tabii baktığımız zaman ticari sınıfta. Burada hemen 1.79 boyunda bir bagaj sınıfı var. Aracın yüksekliği de 1.65 civarında. Boyu da kısa arkadaşlar. Normal binek araçlara göre daha kısa bir otomobilden bahsediyoruz. Hazır mıyız Halit abi? Ben hazırım, bas. Bak burada hile yapmışsın yine. He, affetme abi. Burada da var da çıkarttırmış. Kemersiz gezmiyoruz. Halit abi sana sigarayı da bıraktıracağım. Kemere alıştın zaten. Ya arabada kemer takarım ben. Bir şey yok. Renault anahtarı bu şekilde. Halit abi diğer Renault'larda da bu şekilde değil mi? Clio işte mi var? Eski Clio'larda. Evet. Anahtarlar birbirine benziyor. Zaten önceki Kangoo videosunda şurası aynıydı. Sadece aynen. Dik yapmışlar bunu. Şunlar da Megane 2'lerle falan aynı. Clio'larla Megane 2'lerle aynı. Direkt şeyden bahsedelim, motor sessizliğinden çalıştırıp bir bakalım. Bu zaten onunla meşhur. Şunu aç ama açmamıyor. Dur, bir motoru dinleyelim. Al. Motor sesi hiç yok, yalıtımı iyi. Az önce gelirken klimasını açtık, kliması da güzel aracın. Evet, şurada da aydınlatmamız var. Bunu sen yaptırdın değil mi abi? Sonradan onlar yok. Güzel. Burada bardaklık yerimiz var. İç mekandan hemen bahsedelim binmişken. Direksiyon şurada kaplama var. Ama direksiyon kalitesi güzel. Şunları düzelteyim. Sikimi iyi olmuş. Öğretmen oldum belli olacağını. Ben zaten düzenli bir insanım. Şu kadran benim hoşuma gidiyor gerçekten. Ortada olmasa Scenic'te de bu şekilde değil mi? Scenic'te şu Scenic 2'lerde böyle bir de uzunlamasına böyle. Daha büyük yani. Dijital 2005'e göre. Güzel. Hatta 2005'e göre şu ekranı ne zaman görsem benim aklıma Fiat Tempra gelir. Ha doğru. Ama onların tipoyla şeydi. Tempra. O zaman ben 6-7 yaşındayım. 96-97 yıllarında. 1-2 yıl şaşabilir. Net tarihini bilmiyorum da Tempralarda görünce o dedim teknolojiye bak falan. Evet. Günümüze neye geldi abi durum. Evet, şimdi Renault Modus'un sürüşüne başladık. Şuradan yola bağlanabileceğiz mi? Deneyelim bakalım. Olmadı döneriz geri. Geçer bu be. Geçer yüksek altın. Aslan. Altında. Of. Motorunun sesi nasıl? Güzel. Çok hoş değil mi? Abi? Motorun sesi uzaktan geliyor. Evet. Bu arada biz görüntüyü aktaracağız. Kaputu açtığımız zaman motor çok küçüktü. Motor bölümü. Ve o göreceğiniz şimdi katmanın altında da çok iyi bir yalıtım malzemesi var. Motorun sesi aracın içine hiç gelmiyor. Aracımızı tekrar özetleyecek olursam 2005 model Renault Modus. Otantik paket. 1.4, 72 kW, 100 beygir civarına tekabül ediyor. 127 Nm torku var. Yalıtımı güzel olan, şu an 200 bine yakın bir kilometresi olan, pürüzsüz giden güzel bir araçtan bahsediyoruz. B segmentinde araçları incelediğimiz zaman Halit abi sürekli Renault Modus lafını kullanıyordu biliyorsunuz. Artık ya. Arkadaşım bir de yorum yazmış. Halit abi bir Modus bulalım da artık. Hayır bende var diye. Zaten Modus oradan diyorum. İşte o bilmediği için o şekilde bir yorumda ama bulunmuş. Ama şöyle. Caner düşün bak 2005 model bu araba. Bak, evet 2000, abi. 2005 model ve 200 bin kilometrede bu araba. Evet. Hani öyle değerlendirmek lazım bu arabayı. Yani işte, piyasada gezen 2014-2015 model daha 40-50 bin kilometredeki birçok arabadan daha konforludur bu araba. Kameraya inşallah yansıyordur. Şeyi çok iyi bak. Süspansiyonu. Oraya biraz sert girdim. Görmedim orayı da. Ama çok iyi sallanıyor. Fark ettin mi? Virajlarda daha hafif yatar yüksek olduğu için. Güzel. Malzeme kalitesini konuşacak olursak kaliteli malzeme var arabada. Niye? Çünkü 16 yaşında bu araba ve herhangi bir eskime görmüyorum ben. Buralarda tuşlarında da silinme görmüyorum. Daha önce ben malzeme kalitesi algımdan bahsetmiştim size. Yumuşaklık değil, yumuşak olup da çatlayabilir aracın gövdesi. Her yumuşak malzemeli araba kaliteli olmuyor. Vitesi veremedim. Klima biraz törpüledi gazımı. Ama gördüğünüz gibi güzel. Şurayı şöyle güneşten korumuşlar ki kadran güzel gözüksün diye. Çok mantıklı olmuş o da. Çok tatlı bu arada o göstergeler. Benim çok hoşuma gitti. İşte hararet göstergesi, devirin bakın devirin hareketlerine bakın mesela. Biraz gaza basayım. Dörder de öyle atlıyor. Güzel ama. Şey de var. Şunlara basarsan da şu
düğmeleri, şurada kilometreleri, kalan yakıtı, evet, işte anlık yakıtı vesaire, yağ değişim süresini, evet, onlar gösteriyor. Kangoo'daki gibi. Şuradaki elcikleri kullanırsak, Kangoo videosunu izlerseniz şunun kroniklerinden bahsettik, fotoğraflandırdım orada. Buradaki tuşlara bastığınız zaman da yol bilgisayarını detaylandırabiliyorsunuz. Ortalama tüketim, menzil, gidilen yol, kalan yakıt, anlık ve büyük gösteriyor. Güzel. Bunun burada olması niye güzel biliyor musun Halit abi? Şimdi bak, ben şoför adamım, sen de şoförsün. Uzun yola gidiyoruz seninle. Ya ben sıkılıyorum. Sadece sağa sola bakıyorsun değil mi? Bir süre sonra. İşte izledin, ne kadar yolu izleyeceksin ki, ama sen burayı görebiliyorsun. Değil mi? Mesela ben buraya bakarım sen kullanırken ne yakmış falan. Şuraya. Tam ortada, arkadan falan da net gözüküyor. Tabii tabii yani, ve şu an bile bu şekilde güzel gözüküyorsa gece ambiyansı çok daha güzel olacaktır bunun. Ambiyans demişken farları yaktığım zaman hemen onu kıstı. Aa, istersen açabilirsin, orada düğmesi var. Bak i20'ye ne yapmış bak bak. Işıktan yasak bu ha, değil mi? Ya, ya ne gerek var, zaten arabanın kendi belli. Ya, seviyor insanlar böyle şeyleri. Boşa para harcıyorlar yani. İşte Halit abi pahalı, adam arabasını yükseltemiyor, öyle mutlu oluyor da. Ne yapsın? Belki arkadan böyle stoplu bir Scirocco isterdi yani. Şey bozulmuş, yanıp yanıp sönüyor, farkında değil. Yani başka bir adam o sarı lambayı sinyal veriyor zanneder. Evet. Akşam karanlığında düşünsene. Evet, öyle düşünmedim de. Camlardan bahsediyordum. Buraları işte elinize basılı tutmanız gerekiyor. Otomatik yok. Evet, otomatik değil. Yalıtımı güzel. Tekrar söylemek gerekirse azıcık hızlandığımız zaman da göreceksiniz. Şurada boşluk var arkadaşlar. Orada bir hız yaparız sizin için. Yol verelim. Mesela şu an duyduğunuz çok az bir ses varsa inanın o da klimadan. Bak kapattık. O da gitti yani. Pürüzsüz. Yumuşak. Yani aslında çok yumuşak değil de. Ama iyi yani. İyi tabii, 2005 model, 16 yaşında bir arabadan bahsediyoruz. Daha motorlar değişmedi bunu, biliyor musun? Bir basalım. 11 saniye 0-100'ü var. Fahri abi video izleyince. Yok, kendisi de yapar. He, basar fena, mı? Oo, fena sürer Fahri. Gidip arabaya bakıyormuş. Lan gitti arabam diye. Yok yok, fena sürer Fahri abi. Bana bir şey fotoğraf atmıştı, 165'te mi 145'te mi hatırlamıyorum. İyi o zaman. Ben sesini çok beğendiğim için bastım, helal etsin. 3 de yemez. Benzinli yemez, bir araba. Yemez. Klimamız açık. Klimayı kapattım bir. Yemez, düşer. Yemez. O yüzden bu tip durumlarda aracı zorlayıp sıkıştırmaya gerek yok. Hızınızı düşürüp İkinci viteste 3000 devirde çıkmanızı tavsiye ederim ben. Ben uzun yolda hep böyle yaparım. Araba sıkıştığı zaman 3000 devire sabitlerim abi. Torku da hissediyor. 3500'e de çıkarabilirsiniz ama araba sıkışmasın. Devri düşürmeyin. Düşük hızda gidin. Rahat rahat çıkarsınız bu şekilde. Evet, yol yokuş kalkış çalışması var burada. Bir şey var da anlamadım. Bir abi bu arabada yokuş kalkış desteği yok mu? Bir ablamız daha orada. Hayır, deneme yapıyor. Çalışıyorsa saygı duyarım. En azından tabii, tabii öğreniyor. Tabii ki. Oradaki motor sesi çok hoşuma gitti. Dönüşte bir daha yapalım abi. Bir de araba tasarımı, kutu tasarımı. Böyle baktığın zaman. Hani bu araba viraja girmez falan gibi duruyor. Bak tip olarak. Girer ama de, değil. Girer de hafif yatar. O yattı mı seni rahatsız eder. Alışman ya lazım. Eder tabii de ama şey. Minibüs gibi değil yani. Değil. Hani MPV platformuna göre bir binek araç izlenimi verdi abi bende. Geçen Kangoo'da mahvoldum ya. Videoda belli etmedim de. Biraz tabii ticari abi yatar o. Abi çok yatıyordu o ya. Oo, abi frenine baktırsın. Frende sıkıntı var. Olabilir. En son ben değiştirdim Malatalar. Ses de geldi. ABS'ye girdi orada devreye. ABS yanlı mı? Yanladı da ayağından sesi. Hayır, o balatanın sesiydi. Balata mıydı? Aha, tamam. Balata. Ona bir baktırsın. Bir daha motor sesini duyalım mı? Atmosferik ayrı güzel ha. Gerçekten. Bir de bu motor güzel. Bunları hem Megane'larda kullandılar hem Clio'larda kullandılar. Motor güzel. Evet. Zaten bazen Modus satanların şeyine bakarsanız öyle yazar Megane motorlu diye. Sanki başka yerde kullanılmadı gibi. Aa, mesela bak bunun dinamiklerinde stil paket de var. Onlarda mesela jantlar değişir. Komple cam tavan gelir. Evet. Yarıya kadar açılır. Aynalar elektrikli olur. Hız sabitleyici gelir onlarda. Bayağı evet, donanım olur onlarda. Şu an hani bayağı dedim. Ha, 6 airbag gelir onlarda. Bunlarda 4 tane var. Koltuk airbag'i, sürücü airbag ve direksiyon airbag'i gelir. Onlarda 6 airbag gelir. Perde airbag'leri de olur onlarda dinamiklerde.
Onun dışında şurada sis aydınlatması var. Far yükseklik, alçaklık ayarı var. Evet. Sol tarafta başka bir özelliği yok. Burası yine şu menfezler büyük. Klima çok iyi geliyor içeriye. Hani bir, şu an 1 derecede. Şu an 1. kademede ama iyi soğutuyor içeriği. Menfezler büyük olduğu için. Oyunu da güzel. Ya şöyle Caner bak, ben bunu ilk aldım. Hı-hı. Klima soğutmuyor. Şuralara koymuşlar bir şey de. Evet. Oraya bir şey koymayın ben kesinlikle önermiyorum. Ya bak, ülke satışlarında farklı, tamam mı? Ben bu arabayı çok 2 seneye yakın kullandım, her şeyini biliyorum. Mesela yurt dışına gönderdiklerinin burası kapaklı aslında. Açılıp evet, kapanıyor. Evet. Bize öyle göndermemişler. Şimdi Allah korusun bir şey olsa... Zıplar gider olur koyduk. Ya kaza olsa çarpar, cama çarpar, seker, sana gelir, bir şey olur. Riskli yani. Buraları doldurmamak lazım. Bak şurada kalem var mesela. O çok şiddetli bir kazada... Gözüne başına ya gelir. Her şey yapabilir. Riskli yani. Ya şey... yurt dışı paketlerinde bak, özellikle İngiltere'dekileri ve Hollanda'dakileri gördüm ben şeyde, hı hı, internette. O dediğim orası kapalı. Yokuş kalkış desteği var. Bak şeyde göstermedik aslında. Şurada araba sembolü çıkar bir tane. Hı hı. Orada lastik basınç sensörüne kadar var. Adamlar arabalarını öyle istiyorlar ülkelerine. Böyle göndereceksin diyorlar. Hı hı. Arka camlar otomatik vesaire gelir. Bizim ülkede işte dolu paketi bile onların en boş paketi gibi aslında. Evet, evet. Onun için hani bazı şeyler mesela şu senin gözüne çarptı ya. Aslında evet, öyle değil yani. Bu evet, aslında kapaklı değil mi? Yolumuz olmadığı için bugünlerde çok hız yapamıyoruz. Görüyorsunuz her yer kalabalık. Çok şu an artık turizm sezonundayız. Sık sık söylüyorum. Belki bıktınız, anlıyorum ama yolumuz yok. Her yerde insan var. Sahil kesiminde hızlanabileceğimiz yollar var. Oralardan insanlar plajdan çıkıyor. O yüzden bir orta süratlerde bir sürüş yapmaya çalışıyorum. Ama 90'a 100'e çıktığım zaman da bu bana MPV olarak hissettirmeni, sanki binek B sınıfı bir otomobildeymişim yani, gibi. Şey Clio alt güzel yani. Yani onun için. Hı hı. Alt takım komple Clio ile Megane 2'nin tüm parçaları aynı birebir. İçerisi zaten. İçerisi aynı. Ha şunlar aynı. Renault kokusu şunlar var. Şunlar aynı. Kokusu zaten direkt ben Renault'yum diye evet, bağırıyor. Ben markaların kokusunu çok seviyorum. Mesela benim gözüm kapalı bir arabaya bindir. Ben oturayım ya derim bu Opel. Bu Fiat. Bu Renault diyebilirim öyle yani. Hyundai'de de koku. Gerçek koku hafızası diye bir şey var biliyorsunuz. Bir artık Mercedes'in de kokusunu falan ezberimize alsak deri keşke. Deri kokar onlar ya, ne olacak? Koltuklar deri hep. Tabii bunlar plastik kokusu değil mi kendini? İşte koltukların falan süngerin kokusu geliyor. Hı-hı. Şey torpide soğutma da var bunda. Şurada hoparlörümüz var. Var, arkada da var. Şuralar sert. Yine yumuşak malzeme beklentisiniz olmasın ama trim sesi de hiç yok. Ama şey Caner, ben komple kapıları söktüm. İçi komple V2CF kaplı bunun. Evet, bir ses denemesi yapacağım şimdi. Bas az. Ayar yapılması hayır lazım. Hayır. Hoparlörün bası az. Hı-hı. Arkadaki hoparlörler ben tesisat varkenki hoparlörler. Onlar DRVN serisi. Hı-hı. Onlar çok bas vermez. Onun için subwoofer'a desteklemen lazım. Amfide yok. Bir 0-100 deneyelim. Bir dakika. Bir dakika. Başlama. Şunu anlık tüketime getireyim de Fahri abiyle kavga etmeyelim sana. Çıkmadı ya. Çıkar. Yeni çıktı. Kaç saniyede işte. Bakarım da ya, şey. Hem ay fabrika verisinin üzerinde çıktı. Mecbur öyle. Ama orası biraz eğimdi. Düzlük yok bu yolda da. Şey, ya, eğimler ziyade şey. Artık motorun eskime payının da göz önünde bulundurman lazım. Gene performansı ister istemez eski o adamların fabrikadan çıkardığı sıfır haliyle durmuyor yani. 200 bin kilometre devirdi bu araba. Hayır hayır. Ben 11 saniye için fabrika verisinde iyi gördüm lan dedim, herhalde artık şey yapacak da 1-2 saniye kayıp olabilir. O, normal. O 11-12 saniye. İki kişiyiz bile. Hayır, o 11-12 saniye adamlar fabrikadan çıktığı halde yapıyorlar. Bir de hangi koşullarda yapıyorlar Allah bilir. Pistleri evet, soktular. Nereye soktular arabayı? Şu temiz yolda bir bakalım şöyle. Frenine bir daha bakalım bir. Yo iyi ya. Orada niye öyle yaptı? Yolda mı bir şey vardı? O yol geçen tozuydu, hatırladın mı? Ha, evet. Kangu'da. Evet, tamam evet. O ondan oldu o zaman. Bilmiyorum, ben fark ettim. Ben ABS devreye girdi zannettim senin basınca. Yok. Tozdan oldu o zaman o. Şu an çünkü güçlü. İncik boncuk özelliklerini söylemeye gerek yok. Mesela hıza duyarlı silecek var bunda. Geriye takınca arkadaki silecek otomatik çalışır. Eğer silecek kolu açıksa. Hı hı. Hani böyle küçük 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 küçük. Hani
2005 model böyle kimsenin beğenmediği bir arabada böyle küçük küçük dokunuşları görüp de yeni bir arabaya binince görmeyince evet. insan onu yadırgıyor Caner. Şimdi bak, alıyorlar abi çalıyorlar. Ay bak mesela ayna var. Ayna var. 2020 model Egea da yoktu. 3 kere sordum sana ayna yok mu diye o videoda hatırladın. Evet, evet. Nasıl olma hani adam dumura uğruyor böyle ya, ufak ufak şeyler olunca. Ya ayna kaç para ya? Öyle. Doğru söylüyorsun. Sadece kartlık vardı Egea'da. Evet. Bunda ayna var. Şuraya da kartlık kısmı evet. yapmışlar bak mesela. Tavan döşemesi de güzel. Güzel. Tok. Yakıt tüketimini söyleyeyim ben kendi kullandığım zamanki. Uzun yola gittim Kırıkkale'ye bundan. Hı. Gittim geldim. 5,5 litre ortalama gösterdi. Hı-hı. Şehir içinde de ben hep klima açık geziyorum mecburen. Yazın. 8,5 yaz kışında 7,5 litrede falan yakar. Evet. Bendeki veriler bu. Arkadaşlar bu videomuzda Renault Modus bizimle birlikteydi. MPV platformunda olan ama binek otomobil izlenimi veren bir otomobil. Bu aracın artıları, yakıt verileri ideal. Ortalama bir yakıt verisi var. 7,5 litre civarlarında. Uzun yolda 6-5,5'a kadar ben düşebilir. Ben 5,5 gördüm. Evet. Eksileri var mı denirse MPV olduğu için malzeme kalitesinin biraz sert olmasını eksi olarak söyleyemeyeceğim. Yalıtımı çok iyi. Performansı sınıfına göre normal. Eksi bir şey ben şu an söyleyemem. Kronik olarak tavanda ve kaputta boya yanıkları var. O Renault'un kroniği. Bununla evet. alakalı değil. Megane'larda da var o çok. Bunda kronik şey. Geçen söyledim ya şu sinyal kolu silecek kolu bunda olmadı. Arızalanıyor. Evet. Duman çıkıyor buradan yanıyor. Onu anlatmıştık şeyde Kangoo'da aklıma geldi. Euro NCAP. Ha bu Euro NCAP'ten 5 yıldız var. Evet. Baktığın zaman küçücük kutu gibi bir otomobil 5 yıldız insan beklemiyor ama. Ama o sene Renault'un bütün arabaları NCAP'ten 5 yıldız aldı. O zaman Renault'un arabaları da yelpazesi de çok genişti Caner bak. Megane'ın envai çeşidi vardı. Hı hı. Kupesi, kabriyosu, station'ı, sedanı vardı. Laguna'lar vardı. Scenic'ler vardı. Grand Scenic'ler vardı. Hı hı. Modus vardı. Grand Modus vardı. Clio vardı. Twingo vardı. Yelpazeye baksana. Adamlar eliye eliye evet. işte Modus'u çıkaralım, Twingo'yu çıkaralım aradan gitsin. Yani seni iyi getirmeyelim artık. Piyasası ne kadar şu an bu aracın? Valla 65, 60, 70 evet. orada. Alınır yani bu evet. temiz düzgün bir şimdi, tane olsan. Şimdi şunun için sordum. Piyasada çok fazla araba bakılıyor. İnsanlar kararsız. Özellikle otomobil kullanmaya yeni başlayacak gençler ve kadın şoförler çok kararsız. Otomatik vites isterlerse yalnız tek motor seçeneği 1.6. Yani 1.4'te otomatik yok. Manuel isteyenler için de araç güzel. Tavsiye ederim. Beklentilerinizi karşılayacaktır fazlasıyla. Özellikle yalıtımıyla. Dediğim gibi bu videodan bu kadar. Halit abinin eski arabasını inceledik. Bolu'dan getirdim arabayı ya. Modus modus dediniz alın size modus. Vallahi Bolu'dan getirdim adama telefon açtım. Benim araba da orada. Yatıyor. Arkadaşlar videoyu beğendiysek lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Eleştiriniz varsa yine onu yorumlara yazabilirsiniz. Öneriniz varsa da yazabilirsiniz. Yeni bir kanalız ama ufak ufak büyüyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sercan gel diyor. Evet. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Halit abi teşekkür ettik. İyi akşamlar gençler. Yeni arabalarda görüşürüz. Hoşça kalın. Pardon ben.